Ocağa çıkındıktan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin merakla aradığı soğuk baklavayı yapacağız. Tarihimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi tarifimize geçelim. Baklavamızın hamuru için ilk önce bir bardak ılık suyu kabımıza alıyoruz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ. Bir adet yumurta. 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı da sirke. Şimdi onları şöyle bir güzel birbirleriyle karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Evet, şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde 500 gram kadar unumuzu ekliyoruz. Yaklaşık 4 su bardağı. Baklava hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar iyi olur. Bir de gündüzden yoğurup yarım saat falan dinlendirip sonra parçalayıp yarım saat daha, bir saat daha dinlendirirsek daha iyi olur. Ne kadar çok dinlendirirsek hamurumuzu açmamız o kadar kolay olur. O yüzden mümkün olduğu sürece dinlendirmeniz gerekiyor. Ben bu hamurumu mesela bir saat kadar dinlendireceğim. Parçalara ayırdıktan sonra daha sonra açmaya başlayacağım. Vaktiniz varsa 2 saatte dinlendirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir yarım saat dinlendikten sonra tekrar bezelere ayıracağız. Öyle de bir yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğiz. Evet, yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu şimdi bezelere ayıracağız. Hamur dinlendikçe kendine geliyor. Çok güzel bir kıvam alıyor. Şimdi bekleteceğimiz tabağımıza biraz nişasta serpiyoruz yapışmaması için. Evet, şimdi hamurlarımızı yaklaşık yarım saat, bir saat kadar dinlendireceğiz. Ne kadar uzun dinlendirirsek açması o kadar kolay olur. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp dinlendirme işlemine geçeceğiz. Bu arada biz şerbetimizi hazırlayacağız. Evet, hamurlarımız dinlenirken biz şimdi tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 4 su bardağı süt kullanacağız. 3 su bardağı da toz şeker kullanacağız. Eğer daha tatlı seviyorsanız 4 su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi şekerimizi şöyle bir karıştırarak eritiyoruz. Daha sonra ocağımızın altını açıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya başlıyoruz. Şerbetimizi kaynattıktan sonra içine isteğe bağlı olarak vanilya koyabilirsiniz. Ben kapattıktan sonra bir paket vanilya ekleyeceğim. Bir kutu da krema ekleyeceğim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra krema eklemememin sebebi çok güzel bir tat veriyor tatlıya. Sütlü tatlı olduğu için krema da bu lezzeti arttırıyor. Ama istemezseniz krema eklemeyebilirsiniz. Şerbetimiz oldu. Şimdi ilk sıcaklığı gittikten sonra ben içine krema ve vanilyayı ekleyeceğim.
Evet, tatlımızın üstünde kullanacağımız tereyağımızı sadeleştirmemiz gerekiyor. Bunun için tereyağımızı eritip üstünde oluşan köpükleri süzdüreceğiz ki tatlımızın üstünde kara kara benekler oluşmaması için. Evet, yağımız eridi. Şimdi şu üzerinde oluşan köpüklerden kurtulacağız ki daha güzel bir baklava elde edelim diye. Evet, şimdi bir süzgeç yardımıyla şu üzerinde oluşan beyazlığı almamaya özen göstereceğiz. Böylelikle sade yağ elde etmiş olacağız. Zaten şimdi bu böyle bekleyecek. Biz onu tekrar ısıtıp üzerine sıvı yağ ekleyeceğiz sıcakken. Ve yine bir bu sütünü alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Üstten alacağız. Çünkü şu anda beklerken dibe çökecek beyazlıklar. O dipteki tortuyu almayacağız. Evet, dinlenen hamurlarımızı şimdi küçük pasta tabağı boyutunda açacağız. Bol bol da nişasta alacağız. Nişastadan kesinlikle kaçmıyoruz. Nişastayı bol kullanıyoruz mutlaka. Ben 5 üst üste koyup açacağım ki yeni açan arkadaşlarımız da daha rahat açabilsinler diye. Ama dilerseniz onlu olarak da açabilirsiniz. Zaten çok güzel bir hamur tuttuğumuz için çok kolaylıkla hemen büyüyecek. Hiç zorlanmayacaksınız. Yani elinizle bile dokunsanız açılıyor. İlk defa yapıyor olsanız bile kesinlikle zorlanmayacaksınız, emin olun. Evet, şimdi 5 ayırdığımız bezelerimizi açmaya başlayabiliriz. İlk önce şöyle elimizle biraz bastırıyoruz. Hepsini eşitleyebilmek adına ters düz ederek. Nişasta az gelirse gözünüze biraz daha ekleyebilirsiniz. Ama yeterli gelirse eklemenize gerek yok. Bezelerimizin üstünde merdaneyi şöyle bastırarak gezdiriyoruz ilk önce. Zaten inanılmaz kolay açılacak. Bakın, kesinlikle yapışmadı bütün katlar. Hepsi ayrı ayrı. Buradan da görebilirsiniz. Şimdi oklavayla yavaş yavaş büyüteceğiz. Arada şöyle alt üst edebilirsiniz, ikili ikili. Üçlü üçlü fark etmez. Bakın, bütün katlar ayrılıyor. Tepsimizin boyutunu açtık. Bir rulet yardımıyla şöyle yanlardan fazlalıklarımızı kesiyoruz. Şimdi şu ortadaki katlarımızı şöyle elimizle nazikçe alıyoruz. Daha sonra tepsimizi şöyle ortaya alıp ilk katımızı şöyle güzelce her yeri kapanacak bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra kenar fazlalıkları da kullanacağız. Gelişi güzel, katlara uygun bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
Ben soğuk baklavada fındık kullanacağım. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Ceviz kullananlar var ama sütle ceviz karıştığı zaman kararma yapıyor. O yüzden de görüntü çok hoş olmuyor. O yüzden fındık ya da antep fıstığı kullanırsanız daha iyi olur. Ben her kata serpiyorum ama siz tek kata da serpebilirsiniz. Yaklaşık yarım kilo kadar fındık kullanacağım. İlk kat için bu kadar yeterli şu anda. Şimdi bu kata fındığı birazcık daha fazla koyuyoruz. Son fındık koymamız çünkü. Evet, gördüğünüz gibi böyle kat kat incecik açılmış baklava yufkalarına sahip olacaksınız bu yöntemle. Onar onar açarsanız aslında daha kolay. Ben beşer beşeri gösterdim. Beşlilerde birazcık daha zorlanıyor insan sanki. Ama tabi bu el alışkanlığı, onluya alışınca beşli de zorlanıyorsunuz. Bu şekilde güzel bir yufka elde ettik. Sekiz yüz gramlık baklava tepsisi 35'e 40 gibi ebatlarda oluyor. Yufkalarınız daha büyük, daha küçük açabilirsiniz evdeki tepsinizin ölçüsüne göre. Şimdi son katımızı da yerleştiriyoruz güzelce. Baklavamızı özellikle keskin bıçakla keseceğiz ki kesmemiz kolay olması için, bizi zorlamaması için. İlk 20 dakika fanlı bir şekilde 180 derecede pişireceğiz. İkinci 20 dakikada fansız bir şekilde 180 derecede pişireceğiz. Yağımızı erittiğimiz, sadeleştirdiğimiz yağımızı tekrar ısıtıp yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekleyip üstüne ekleyeceğiz ve kaşıkla kabartma işlemi yapacağız. Hepsini tek tek göreceğiz. Evet, baklavamızın üstüne 200 gram sadeleştirdiğimiz tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yağımız ılık olacak. Sıcak olmayacak, soğuk da olmayacak, ılık olacak. Zaten sıvı yağını da eklediğimizde ılık olmuş oluyor. Şimdi yavaş yavaş üstüne gezdireceğiz. Her yerine güzelce. Şimdi yağımızı güzelce içine çekebilmesi için bıçakla kestiğimiz yerlerden bir tur daha geçeceğiz yavaş yavaş. Çok bastırmadan. Zaten iyi kesmiştik. Bu yağın ara katlara sızmasını sağlayacak. Evet, son aşamaya geldik. Şimdi iki tatlı kaşığından destek alacağız ve terslerini kullanarak şöyle araları kabartacağız. Evet, oda ısısına gelen şerbetimizin içine isteğe bağlı olarak bir paket vanilya. Şöyle iyice güzelce dağıtıyoruz her yerine. Daha sonra bir paket
krema kullanacağız. Bu da tamamen lezzet arttırmak için. Kremamızı da şöyle bir güzel dağıtıyoruz içinde. Şerbetimiz hazır. Baklavamız fırından çıktıktan 10 dakika sonra şerbetini vereceğiz. Şerbetimiz oda sıcaklığında olacak. Baklavamız biraz sıcak olacak. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kıvamlı bir şerbet. Bu içine koyduğumuz nişasta ve kremadan dolayı. Şimdi her yerini güzelce gezdireceğiz. Yaklaşık 1-1,5 saat içinde şerbetini çekmiş olacak. Diğer süslemelerini yapacağız. Şerbetini çeken soğuk baklavamızı şimdi süsleme işlemine geçeceğiz. Ben bunun için 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı da pudra şekerini birbirine karıştırdım ve onları üzerinden geçireceğim. Bu da tamamen kakaonun o koyu rengini azaltabilmek için. Şu şekilde yavaş yavaş eriyerek, üstünde gezdirerek her yerini kaplıyoruz. Evet, şimdi tatlımızı bir süre dolapta dinlendireceğiz, sonra servis edeceğiz. Ocağı çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Ocağı Çıkıntık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte han için yalancı kaymak yapacağız. Bunun için süt kreması, süt ve nişasta kullanacağız. İnanılmaz lezzetli bir şey olacak. Kahvaltılarınızda ya da tatlarınız üstüne kullanabilirsiniz. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. 오늘은 얄란 카이막을 만들어 볼 건데요. 한국에서 굉장히 유명한데 카이막 만드는 방법은 어렵지만 지금 만드는 거는 약간 야매식의 카이막을 만들어 보려고 합니다. 네, 일 번째, 필요한 200ml, 200g 숯 크레마스, 200g의 우유 크림을 넣어줍니다. 다음으로 yarım bardak kadar süt. Uyu 반 컵 정도를 넣어줍니다. 1,5 yemek kaşığı kadar da nişasta. 녹말가루를 한 숟가락 반 정도 넣어줍니다. Daha sonra hepsini şöyle birbirine karıştırıyoruz. 그다음에 내용물이 잘 섞일 수 있도록 저어줍니다. 햄 예쁨 kolay hem de yemesi çok lezzetli. 뭔지 denemelisiniz. Hem de çok kısa sürede oluyor. 짧은 시간 안에 만들 수 있고 짧은 시간 안에 만든 만큼 맛이 없을 수도 있지만 맛있습니다. 지금 그슥 오작다 yavaş yavaş pişirmeye geçebiliriz. 네, 천천히 기다려서 시작해 보겠습니다. Evet, ocağı aldık. Ocağımızı kısıkta açıyoruz ve yavaş yavaş pişme işlemini gerçekleştiriyoruz. Karıştırmayı bırakmıyoruz. 약불에다가 저으면서 조금씩 끓여주면 됩니다. Aslında ben bunu birazcık han için yapıyorum. Çünkü Güney Kore'de süt ve süt ürünleri birazcık pahalıymış. Koreliler kaymağı çok seviyorlarmış. Ben de ona bu yöntemi gösteriyorum ki oraya gittiğinde anneannesine yapması için. Sa실 지금 한국에서 카이막이 굉장히 유행인데 구하기 어렵잖아요. 그래서 이렇게 야매 카이막을 만들면 간단하게 만들 수 있어서 하고 있고요. 저는 이거 만드는 법을 배워서 외할머니께 알려드리려고 합니다.
Gördüğünüz gibi böyle kabır kabır kaynamaya başladı. Şimdi bir iki dakika daha böyle karıştırarak kaynatacağız. Tam bir muhallebi kıvamını aldı. Daha sonra diğer işlemlere başlayacağız. İlkten iyice kırıvırmayan 2-3분 정도 조금 더 보고 농도를 봤다가 알맞은 농도가 되면 실내에다가 조금 식혀줍니다. Kaymağımız pişti. Şimdi 18'e 18 bir kabın içine alacağım. Buzdolabı poşetini yaydırdım şöyle. Bunun içine güzelce yerleştireceğim. Daha sonra üstünü kapatacağım ve bir gece dolapta bekleteceğim. 이렇게 통 그릇 위에다가 비닐 같은 걸 깔아주고요. 요리된 카이막을 이렇게 부어줍니다. 그리고 하루 동안 냉장고에다가 보관할 겁니다. 그럼 아침에 먹을 수 있습니다. şekilde güzelce tabak ölçümüz boyutunda yaydırıyoruz. Şimdi üstünü şekilde kapatıyoruz. Şuradan da kapatıyoruz. Daha sonra elimizle böyle bastırıp iyice yaydırıyoruz. 그리고 비닐로 덮어준 다음에 손으로 살짝 눌러줍니다. 뭐 şekilde bir gece dolapta beklettikten sonra servis edebileceğiz. 이렇게 야매 카이막이 완성되었고요. 하루 동안 냉장고에 보관한 다음에 아침에 맛있게 먹을 수 있습니다. Evet, akşamdan dolapta beklediğimiz kaymağımız oldu. Şimdi sarma işlemini yapıp güzelce balla servis edeceğiz kahvaltı için. Ve 이제 저녁에 냉장고에다가 넣는 것이 끝났고 이제 먹기만 하면 됩니다. evet, şimdi üstüne birazcık isteğe bağlı olarak bal gezdirebilirsiniz. İşte위에다가 꿀을 올려서 같이 먹으면 됩니다. 어제 아침 컨트롤 bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz ve yorum yapıyoruz mutlaka. Herkese afiyet olsun. 카이막이 완성됐고요. 이제 맛있게 먹어보겠습니다. Ocağı Açık Unut'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enfes bir pırasalı Arnavut böreği yapacağız. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Vereceğim püf noktalara en ince arasına kadar uyarsanız açımı ve yapımı oldukça kolay. Tarifimize geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hadi tarifimize geçelim. İlk önce böreğimizin hamurunu yoğuracağız. Benim kullandığım ölçü bardağı şu bardak. Bu bardakta tam 6 bardak un koyacağım. Su ölçümde bu bardakla. 6 bardak unumuzu yoğurma kabımızın içine alıyoruz. Şöyle hafif ortasını açtırıyoruz. 1,5 yemek kaşığı tuz, 2,5 yemek kaşığı sirkemizi ekliyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde 2,5 su bardağına yakın suyumuzu ekleyeceğiz. Evet, şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi toparlandı. Biraz da sert zeminde biraz daha yoğuracağız. Hamurumuzu güzel yoğurmamız da önemli çünkü. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir böreğimiz olur. Açması da o kadar sizin için kolay olur.
hamurumuz toparlandı. Böyle gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Şimdi bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz. Daha fazla vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Evet, hamurumuzu yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi eşit bezeleri ayıracağız. Önce ikiye böleceğiz. Daha sonra böldüğümüz parçaları iki parçayı da 10 eşit parçaya ayıracağız. Toplamda 20 kattan böreğimiz oluşmuş olacak. Evet, son bezemizi yapıyoruz. Toplamda 20 adet beze elde ettik. Şimdi açmadan önce onların üstünü örteceğiz ki kurumasınlar. Teker teker açma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi bezelerimizi teker teker açacağız. Ben açma işleminde nişasta kullanacağım. Un da kullanabilirsiniz ama nişasta kullandığınız zaman böreğiniz daha çıtır çıtır, daha kıyır kıyır bir börek olacak. Şu şekilde düzelttikten sonra üstüne az miktarda nişasta döküp açma işlemini gerçekleştireceğiz. Bir pasta tabağı büyüklüğünde açacağız. Zaten açımı çok kolay. Hamur, yumuşacık bir hamur elde ettiğimiz için nişasta da buna yardımcı olacak. Daha güzel açacağız. Sadece nişastalı hamur açarken eğer yaz aylarındaysanız mümkünse kapı pencere açık tutmayın ki hamurunuz kurumasın. Açamayacağım diye sakın tedirgin olmayın. Ben ilk açmaya başladığımda kalp şeklinde ya da kıbrıs atası şeklinde oluyordu. Ama artık düzeldi. Sizin de bir iki denemeden sonra düzelecektir ki bu verdiğim hamur ölçüsü gerçekten çok kolay açılabilen bir hamur. Sadece bu aşamada oklava kullanacağız. Diğer aşamada ellerimizi açacağız. İkinci bezemize geçtik. 10 tane açtıktan sonra teker teker yağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. Tereyağını eriteceğiz, sıvı yağını ekleyeceğiz. Sonra her kata yağ sürme işlemi gerçekleştireceğiz. Hamur çok güzel tuttuğu için kendi kendine zaten açılıyor. Hatta yağ sürerken bile genişlediğini göreceksiniz. Börek ya da baklava yaparken önemli olan unun kalitesi. Ben genelde efsane un kullanıyorum. Gerçekten adı gibi efsane. Eğer Bursa'daysanız da Besintaş un kullanabilirsiniz. Evet, 10 tane bezemizi açtık. Şimdi tek tek yağlama işlemine geçeceğiz. Sonra diğer 10 bezemizi açacağız. Şimdi ilk bezemizi tabağımıza alıyoruz. Şöyle elimizde eğer kenarlarını kalın hissederseniz genişletebilirsiniz de. Şimdi güzelce eritmiş olduğumuz tereyağımızı ve sıvı yağımızı her yerine süreceğiz. Bu işlemi bütün katlar için uygulayacağız. Şimdi böyle genişletmememin sebebi hem üstündeki fazla nişasta dökülüyor hem de diğer açma işleminde bana yardımcı olmuş olacak. Zaten çok güzel bir hamur olduğu için kendi kendine akıyor aşağıya doğru. Açmakta hiç zorlanmıyorum. Diğer hamurların boyutuna şöyle yerleştirdik mi yağlama işlemini tekrar yiyeceğiz. Evet, son katımızı da ekledik. Bunu da yağlayıp
sonra streç filmle kapatıp dolaba kaldıracağız. Diğer 10 bezemizi açmaya devam edeceğiz. İkinci kat 10 bezemiz de bitti. Bunu da streç filmleyip buzdolabına kaldıracağız dinlenmeye. Biz o arada iç malzememizi birlikte hazırlayacağız. Evet, hamurlarımız dinlenirken biz iç malzememizi hazırlıyoruz. Şimdi ilk önce pırasalarımızı doğrayacağız. Evet, şimdi pırasalarımızı kavuruyoruz. Yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledik. Altını açtık. 1,5 yemek kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuz her zaman dediğim gibi tamamen size kalmış. Damak tadınıza göre daha az tuzu seviyorsanız daha az koyabilirsiniz. Şimdi pırasalarımız suyunu salıp çekene kadar kavurma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kavurma işlemimiz bitti. Şimdi altını kapatacağız. İlk sıcaklığı gittikten sonra içine yoğurt koyacağız. Evet, şimdi böreğimizin ilk katını açacağız. Dolapta dinlendirdik. Şu şekilde elimizle yavaş hareketlerle düzelteceğiz. Zaten oldukça yumuşak bir hamur. Alttakini de şöyle elimizle eşitleyeceğiz bir süre. Nazik hareketlerle yavaş yavaş açacağız. Açmakta zorlanırsanız elinizi yağlayabilirsiniz. Ama ben şu anda gerek duymuyorum. Yeterince yağladığım için. Tepsimizin boyutuna gelene kadar bu şekilde açma işlemini gerçekleştireceğiz. İsterseniz merdaneyle de açabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Elinizde çok rahat açılan bir hamur. Şimdi şöyle bir tersini de çevireceğim. Tepsimize güzelce yerleştiriyoruz. İlk katımız biraz tepsimizin dışına taşacak ki yandan kapatma işlemi uygulayacağız. İkinci katımızda daha küçük açacağız. Şimdi ilk katımızı yerleştirdik. İkinci katımızı açma işlemine geçeceğiz. Şimdi ikinci katımızı da aynı şekilde elimizle genişleterek açacağız. Sadece dediğim gibi İlk kata göre biraz daha küçük açacağız ve mutlaka elimizi yağlamamız gerekiyorsa yağlayacağız. Açma işlemi daha kolay olur. Şimdi kavurmuş olduğumuzun pırasaların ilk sıcaklığı geçti. İlk sıcaklığı geçmeden koyarsanız daha bir ekşimtırak olur. Böyle de çok lezzetli oluyor. Ama ben ilk sıcaklığı geçtikten sonra koymayı seviyorum. Yaklaşık bir kase kadar yoğurt koyacağız. Dilerseniz ekşimik ya da peynir de koyabilirsiniz. Ama ben yoğurtlu seviyorum. Ekşimik böyle içinde topak topak toplandığı için hoşuma gitmiyor. Ve yoğurt daha bir lezzetli, daha bir ekşimtırak yapıyor. Şimdi içimizi hazırladık. Zaten kavurmuştuk. İlk katımızı biliyorsunuz tepsiye yerleştirdik. Şimdi iç harcımızı tepsimizin içine boşaltacağız. Şimdi iç harcımızı eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi açmış olduğumuz ikinci katımızı yerleştireceğiz. İkinci katımızı birinci katımıza göre daha küçük açtık. Şu şekilde ortaya yerleştiriyoruz. Daha sonra şu fazlalıkları açılmayacak şekilde şöyle kıvırarak içe doğru kapatıyoruz. Bu arada ufak bir şey söylemek istiyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden yaparsanız hamurunuzu, böreğinizi ve dolapta dinlendirirseniz daha lezzetli oluyor. Ve dediğim gibi yine vaktiniz varsa en azından 1-1,5 saat kadar dolapta dinlendirirseniz ve o yağ donduktan sonra fırına girdiğinde tel tel ayrılıyor. Ha, bu şekilde de güzel olmuyor mu? Evet, güzel oluyor. Yapar yapmaz. Dolaba atınca da
aynı lezzeti elde ediyorsunuz. Ama dinlendirmek her zaman için bir derece lezzeti arttırıyor. Şimdi kalan yağımızı üstüne süreceğiz. Ben biraz dolapta dinlendirip daha sonra kesip fırına vereceğim. Böyle elimizde güzelce yağ yaydırdıktan sonra yavaş yavaş bastırmadan çok fazla. Daha sonra dolapta bir 10 dakika dinlendirip bu arada fırını ısıtıp fırına vereceğiz. Fırınımızda 160 derecede ısıtacağız. Yaklaşık bir 35-40 dakikada pişiyor. Dediğim gibi fırınınızı kontrol edin her zaman. Üstü kızarması bizim için yeterli. Evet, son olarak böreğimizi dinleyip fırına atacağız. Fırına atmadan önce dilimlememizin sebebi hem bizim için daha pratik olacak fırından çıktıktan sonra dilimlenmiş hali, hem de hamurumuzun hava alıp tertemiz olmasını sağlayacak. Evet, böreğimiz pişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edebiliriz. Çıtır çıtır süper bir börek oldu. Evet, ocağa çıkıntık olarak bir videonun daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ocağa çıkıntıdan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuk şiş yapacağız. Özel bir tat hazırlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce tavuklarımızı doğramakla işleme başlıyoruz. Küp küp doğrayacağız. Ben toplamda yarım kilo tavuk göğsü kullanacağım. Siz bunu arttırabilirsiniz isterseniz ya da azaltabilirsiniz. Evet, tavuklarımızı doğrama işlemimiz bitti. Şimdi şöyle orta boy bir soğanı rendeleyeceğiz. Soğanı suyundan faydalanacağız daha çok. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı ince yeriyle rendeledim soğanı. Hiç kalmadı neredeyse. Şekilde. Şimdi birazcık soğanından ekleyeceğim. Lezzet ve aromasını vermesi için. Ondan sonra 2 adet de sarımsak rendeleyeceğiz içine.
Şimdi 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu ekliyoruz. Bu tamamen tavuğu dinlendirmesi için. Bunun yerine birazcık süt de ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar kekik. 1 çay kaşığı nane. 1 çay kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber tatlı. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı kadar köri. 1 çay kaşığı kadar ben pul biber kullanacağım ama acılı daha çok seviyorsanız onu çoğaltabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da domates salçası. 1,5 tatlı kaşığı da tuz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı kadar da soda ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da ketçap ekliyoruz. Bu değişik bir lezzet veriyor. Şimdi bütün hepsini elimizle bir güzelce harmanlıyoruz. Eğer vaktiniz varsa bunu gündüzden yapıp bir 5-6 saat dolapta bekletebilirseniz çok iyi olur. Ama vaktiniz yoksa bunun için 1 saat de yeterli. Ne kadar uzun dinlendirirseniz o kadar lezzetli olur, o kadar daha yumuşak olur. Ama işin içine soda girdiği için yumuşama olayı birazcık daha artacak şu anda. O yüzden 1 saat, 1,5 saat de yeterli. Evet, tavuklarımız marine olurken biz de aralarına geçireceğimiz sebzelerimizi hazırlayalım. Şu şekilde. Ben içlerini temizledim. Evet, 1,5 saat kadar marine ettiğimiz tavuklarımızı şimdi şişe dizmeye başlayabiliriz. Şimdi tavuklarımızı dizme işlemine başlayabiliriz ama ufak bir dipnot düşmek istiyorum. Çubuklarınızı ıslatırsanız fırında yanması biraz daha az olur. İlk önce domatesi geçiriyorum ben. Daha sonra sosladığımız tavuğumuzu ve biberlerimizi. Evet, tavuklarımızı şişe dizdik. Şimdi tepsiye alacağız. Öncelikle tepsimize 2-2,5 bardak kadar su koyacağız ki fırındayken buhar vazifesini görsün diye. Daha sonra telimizi koyup tavuklarımızı dizeceğiz. Ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Denecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Ocağa Çıkıntık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz.
Bugün sizlerle birlikte bütün püf noktalarıyla Arnavut ciğeri yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi Arnavut ciğeri yapımımıza geçelim. İlk önce ciğerlerimizi bir tur soğuk suyla yıkıyoruz. Fazla kanını akıtıyoruz ki diğer işlemlerimizde bize kolaylık sağlayacak. Evet, ciğerlerimizi bir tur yıkadık. Şimdi ben kasapta doğratmıştım ama yalnız ben daha küçük sevdiğim için biraz daha küçülteceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama küçülttüğünüz zaman daha lezzetli gibi oluyor bana göre. Bir de kasaba mutlaka söyleyin, damarlarını temizlesin, iç dış bütün damarlarını alsın ki ağzınızda kıyır kıyır bir tat bırakmasın piştikten sonra. Ben şu boyutlarda seviyorum. Hemen hemen hepsini şu boyutlara getireceğim. Eğer vereceğim püf noktalara uyarsanız, o hani ciğerin böyle ağızda bıraktığı kötü bir tat koku, o kesinlikle olmayacak. Ciğer sevmeyen bile eminim yiyecektir. Evet, doğrama işlemimiz bitmek üzere. Şimdi asıl püf noktasına geçeceğiz. Dediğim gibi püf noktamıza geldik. Bilirsiniz hepiniz, o ciğerde böyle bir tuhaf bir kan kokusu gelir. İşte kıyır kıyır bir tat gelir. Böyle değişik bir şey olur. Onu yok etmek için öncelikle bir bardak suyumuzu ciğerimizin üstüne döküyoruz. Daha sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve 1 yemek kaşığı kadar sirke. Sakın sirke kokusu kalır diye düşünmeyin, kesinlikle kalmayacak. Bu kanının akmasını sağlayacak bize. Şöyle elimizle karıştırıp hepsinin birbirine geçmesini sağlayıp bir yarım saat 45 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ama en az yarım saat mutlaka dinlendirmeliyiz. Biz bu arada ciğerimizin diğer malzemelerini hazırlarız birlikte. Daha sirke ve tuzu ekler eklemez bakın karıştırdım ve kanı salmaya başladı ki bu yarım saat sonra hepsini salmış olacak ve kesinlikle kızarttıktan sonra yerken böyle o ciğerin lezzetsiz bir kokusu, bir tadı gelmeyecek size. Sıra geldi patateslerimizi hazırlamaya. Ben patateslerimizi küp küp doğrayacağım ve soğuk su, ayrıyetten içine birkaç küp buz atacağım. Buzlu suda bir yarım saat ciğerler beklerken patatesimiz de bekleyecek. Bu yöntem patatesimizdeki bulunan nişastanın çıkmasını sağlayacak. Daha lezzetli kızarmış patates elde edeceğiz. Şimdi doğradığımız patateslerin üstüne üzerini geçene kadar su ekleyeceğiz. Mutlaka soğuk su eklemeliyiz. Şimdi birkaç tane de buz ekleyeceğiz üstüne. Buzlarımızı da ekledik. Bu da böyle bir yarım saat bekleyecek nişastası çıkana kadar. Evet, yarım saat bekleyen ciğerlerimizi şimdi süzüyoruz. Şimdi güzelce yıkıyoruz. Bakın kan çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 1-2 dakika kadar iyice kanı gidene kadar yıkıyoruz. Zaten bir süre sonra artık suyun berrak aktığını göreceksiniz. Evet, süzdürme işlemimiz bitti. Şimdi kabımıza alabiliriz. Üstüne de yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz koyup güzelce harmanlayıp bu şekilde de 10 dakika kadar bekleteceğiz. Ciğerlerimizi yıkadık, tuzladık. Bir 10 dakika bekleme süresi vardı. Bu aşamada biz soğanlarımızı hazırlayacağız.
Evet, soğanlarımızı doğradık. 1,5 yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Şu şekilde güzelce acısı çıkması için ovuyoruz. Birazcık da sudan destek alacağız. Zaten tuzu yediği zaman sulanıyor biliyorsunuz hemen. Şimdi şöyle yeteri kadar, işte bir çay bardağı kadar su ekliyoruz. Bu tamamen acı suyunun çıkması için yaptığımız bir işlem. Hem su kullandığımız için fazla tuzu da gidecek. Çünkü bayağı bir tuz koyduk. Soğanlarımızın suyunu sıkacağız. Diğer kaba alacağız. Daha sonra patateslerimizi kızartmakla başlayacağız işleme. Patateslerin ardından unladığımız ciğerlerimizi kızartacağız. Evet, patateslerimizi kızartma işlemine başlayabiliriz. Ben altını açtım. İçine bir tane patates atacağım. Patates yukarı çıktığında yağımızın kızmış olduğunu zaten anlayacağız. Evet, yağımız kızdı. Şimdi diğer patateslerimizi de ekliyoruz. Patateslerimiz kızarmaya devam ederken biz en son tuzladığımız ciğerlerimizi bir kere daha yıkayıp unlamaya geçeceğiz. Evet, şimdi unlama işlemine geçebiliriz. Yeteri kadar tepsimize unumuzu ekliyoruz. Ben 2 kürek kadar ekleyeceğim. Şimdi ciğerlerimizi üstüne alıyoruz unumuzun. Evet, şimdi ciğerlerimizin üstüne yıkadığımız için tuzu gitti. Yeteri kadar tuz, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Daha sonra unla birlikte harmanlayacağız. Şu şekilde. Bütün ciğerlerimiz unlanana kadar bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi unladığımız ciğerlerin fazla ununu eleyeceğiz. Şöyle az miktarda koyarak. Evet, kızartma işlemine geçebiliriz. Bu kadar koymamız yeterli. Hemen hemen bir avuç kadar. Sanayi aygazlarında 45 saniyede ama ev aygazımızda 70 saniyede pişecek. 70 saniye sonra hemen alacağız. Evet, acısını aldığımız soğanlarımızın içine 1 yemek kaşığı kadar toz pul biber tatlı koyuyoruz. Bu inanılmaz güzel bir lezzet verecek. Şöyle karıştırıyoruz, her yerine dağılmasını sağlıyoruz. Artık son aşama.
Evet, ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ocağa Çıkıntık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Çok güzel, enfes bir çikolatalı dondurma yapıyoruz. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce tenceremize 2 litre sütümüzü alacağız. Yaklaşık 10 su bardağı. Evet, 10 su bardağı yani 2 litre sütümüzü tenceremize aldık. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı yani 14 gram salebimizi alıyoruz. Mutlaka saf salep kullanın. Hazır paket saleplerden kullanacaksanız da verdiğim ölçüden biraz daha fazla koymanız gerekiyor. Çünkü paketli saleplerin içindeki salep oranı biraz düşük. 2 su bardağı da şekerimizi ekliyoruz. Evet, 1 yemek kaşığı da kakaomuzu ekledik. Şimdi bir güzel hepsini birbirine özleştireceğiz. Ki kakao ve salep topaklanma yapmasın diye hepsini böyle güzelce karıştırıp eriteceğiz. Daha sonra tencerede kaynatma işlemine başlayacağız. Evet, artık ocağı alıp kaynatma işlemine başlayabiliriz. Evet, ilk önce altı açık bir şekilde karıştıracağız. Daha sonra altını mutlaka kısacağız. Ben pastörize süt kullanmadım. Her zaman dediğim gibi açık süt ve dondurma birazcık daha lezzetli oluyor. Mümkünse elde edebiliyorsanız açık süt veya günlük süt alın. Açık süt alırsanız da bir gün önceden kaynatıp mutlaka pastörize edin ki içindeki zararlı mikropların ölmesi için. Ertesi gün dondurmanızı yapabilirsiniz ya da hemen soğutup tekrar dondurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi sürekli böyle hızlı bir şekilde karıştıracağız. Biraz sonra mikserle de çırpacağım, iyice köpürteceğim ki o içindeki hava kabarcıklarının çıkması için ve yağının ortaya güzelce çıkabilmesi için çok güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde kaynatacağız. Daha sonra kaynama işlemi bittikten sonra başka bir kaba geçireceğiz ve içine tablet çikolatalardan koyacağız. Ben bir kısmını sütlü, bir kısmını bitter kullanacağım ama hepsini sütlü ya da hepsini bitter de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi düşük devirde mikserle çırpıp iyice köpürteceğiz. Evet, biraz da normal kaşıkla şey yapacağız. Sürekli alttan üste, alttan üste yaparak iyice kabartacağız onu. Sade dondurma yaptığımızda köpürme olayı daha fazla oluyor. Şimdi işin içine kakao da girdiği için köpürmesini biraz engelliyor. Kaynamaya başladığını hissettiğiniz an altını kısın, çok feci bir şekilde taşabilir. Bunda salep sebep oluyor sanırım. Evet, kaynamaya başladı. Altını hemen kıstık. Yine hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Bu da yaklaşık 15 dakika falan sürecek.
Daha sonra soğutma işlemine geçeceğiz. Evet, dondurmamızın kaynamayla ilgili olan kısmı bitti. Şimdi hızlı bir şekilde soğutup buzluğa kaldıracağız. Evet, şimdi dondurmamızı çabuk soğuması için diğer bir kaba alıyoruz. Ve soğurken mutlaka şu şekilde karıştırın ki kaymak tutmasın. Soğudukça da daha da koyulaşıyor zaten. Şu anda da tam bir boza kıvamında. Şimdi ben içine 80 gram bitter çikolata, 80 gram da sütlü çikolata koyacağım. Ama dediğim gibi hepsini bitter ya da hepsini sütlü de kullanabilirsiniz. İlk sıcaklığıyla atıyorum ki çikolatalarım güzelce erisin diye. Çikolatamız eridi içinde hemen hemen. Hiç kalmadı gibi. Ama tabii ki karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi çabuk soğuması için suyun içine alacağım ben bunu ve o şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Siz de öyle yaparsanız daha çabuk soğur. Hemen buzluğa atmış olursunuz. Evet, dediğim gibi soğuk suyun içine aldık. Bu şekilde karıştıra karıştıra hızlı bir şekilde soğutacağız. Karıştırmazsak kaymak tutar. Ara ara mutlaka karıştırın ki yüzeyi kaymak tutmasın. Soğudukça koyulaşıyor zaten. Karıştırırken bunu hissedeceksiniz. Evet, dondurmamız oda sıcaklığına geldi. Şimdi buzluğa kaldıracağız. 1 saat sonra çıkartıp tekrar çırpma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yaklaşık 4-5 kere yapacağız. Evet, ilk 1 saatimiz doldu. Şimdi birazcık karıştırma işlemi gerçekleştireceğiz. Hafif hafif koyulaşmaya başlamış ama daha tam donmamış. Bu zaten 4-5 tur karıştırmadan sonra donmaya başlayacak. Bu şekilde sadece gerçek bir dondurma lezzeti almak için yapıyoruz. Direkt koyup 5-6 saat sonra çıkarttığında donmuş olur ama o zaman içinde böyle buz parçaları olabilir, kristalleşebilir. Tam bir böyle dondurmacı dondurması tadı vermez. Evet, güzelce her yerini birbiriyle karıştırdık. Şimdi tekrar dolaba alacağız. Yaklaşık 1,5 saat dolapta bekleteceğiz. Evet, dondurmamızı ikinci kere dolaptan çıkartıyoruz. Ve yine tekrar çırpma işlemi gerçekleştireceğiz. Hala sıvılığını koruyor. Zaten donması için 24 saat gerekiyor. Sadece her çıkardığımızda biraz daha çırpma işlemi ağırlaşıyor. O kadar. Bunu isterseniz mikserle de yapabilirsiniz, isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, çırpma işlemimiz bitti. Isınmadan tekrar dolaba geri alıyoruz. Evet, üçüncü kere dondurmamızı dolaptan çıkarttık. Tekrar bir karıştırma işlemi gerçekleştireceğiz. Böyle ikide bir karıştırmak zahmetli gözükse de aslında dolaba koyup unutup diğer işlerimizi yapıyoruz. Daha sonra tekrar gelip ona bakıyoruz. Kaynatma süreci bittikten sonraki olan aşamalarda aslında o kadar da zor değil. Evet, artık dolaba tekrar dinlenmeye kaldırabiliriz. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra tekrar bir karıştırma işlemi yapacağız. Evet, dördüncü kere dondurmamızı dolaptan çıkardık. Kenarlardan donmaya başlamış bile. İlk önce şöyle şununla bir toparlayacağım. Şimdi blenderdan destek alacağım çünkü çok olduğu için ağırlaşıyor ve çırpması daha zor oluyor. Ama böyle bir aparatla daha kolay yapabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar dolaba kaldırıyoruz. Bir kere daha çıkartıp blenderdan geçirdikten sonra istediğimiz kalıplara aktarıp donma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, son kez dondurmamızı çıkardık. Bir tur karıştırıp istediğimiz kalıpların içine servis edeceğiz.
Evet, kıvamı oldukça güzel olmuş. Evet, biraz emek istiyor ama her zaman dediğimiz gibi emeksiz yemek olmaz. En azından içine ne olduğunu bildiğimiz lezzeti yerinde gerçek bir dondurma yiyeceğiz. Evet, şimdi blenderla bir iki dakikada çırptık mı tamamdır. Evet, ben şimdi bir kısmını şöyle küçük dondurma kalıplarına boşaltacağım. Evet, şimdi bunları buzluğa kaldırabiliriz. Dondurmamızın kalanını ben normal bir kaba yerleştireceğim. Evet, ben şimdi böyle bir kabanın içine kalan dondurmamı aktaracağım. Bunu da ister külahla ister de dondurma tabaklarına servis ederek yiyebiliriz. Böyle havasını almak için bir iki tur vurdum. Şimdi bunu da buzluğa kaldırabiliriz. 5-6 saatte de 24 saat donduktan sonra istediğimiz gibi servis edebileceğiz. Evet, 24 saat dolapta dinlendirdiğimiz dondurmamız dondu. Şimdi istediğimiz gibi servis edebiliriz. İster külahta ister tabakta, hiç fark etmez. Ocağa çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ocağı Açık Mutfak'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıda yediğimiz o muhteşem kıymalı pideleri aratmayacak harika bir pide yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk önce mayamızı aktifleştireceğiz biraz. 2,5 su bardağı ılık su kullanacağız. 20 gram yaş maya. Şöyle elinizde biraz parçalayıp içine atarsanız ezmeniz daha kolay olur. Bir yemek kaşığı kadar da şeker. Şimdi şöyle karıştırarak mayamızı iyice aktifleştireceğiz, eriteceğiz. Şeker zaten aktifleşmesini sağlayacak ama suyunuz ılık olmalı, sıcak kesinlikle olmamalı. Yoksa mayanızı öldürürsünüz. Şimdi mayayı iyice erittik. Şöyle çay kaşığın ucuyla içine birazcık un koyacağız. Bu da aktifleşmesine yardımcı olacak. Bir 10 dakika kadar bu şekilde bekleteceğiz mayamızı. Daha sonra diğer işlemlerimize başlayacağız. Evet, mayamızın bir 10 dakika kadar aktifleşmesini bekledik. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Bunun için yaklaşık 7 su bardağı kadar un kullanacağız. Yani 750 gram. Evet, şimdi 7 su bardağı unumuzu kabımızın içine alıyoruz. Dediğim gibi yaklaşık 750 gram un. Şöyle ortasında bir havuz oluşturuyoruz. Daha sonra aktifleştirdiğimiz mayamızı ortaya ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştırmamız gerekiyor.
Şimdi en son tuzumuzu ekliyoruz. Bu da bir tatlı kaşığı kadar. Tuz oranını her zaman dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çay bardağının dibinde sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra hepsini güzelce yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz toparlandı. Şimdi onu birazcık sert zeminde yoğuracağız ki maya aktifleşmesi iyi bir şekilde gerçekleşmesi için. Mayalı hamurlarınızı mutlaka iyi yoğurun ve uzun süre, yani en az bir 10 dakika yoğurmanız gerekiyor ve birazcık da nazik davranmamanız gerekiyor. Sert davranmanız gerekiyor. Zaten tam bir pide hamuru olacak. Ben bazı tariflerde de görüyorum, içine süt, yoğurt, poğaça hamuru gibi hazırlıyorlar. Öyle olduğu zaman tabi otomatikman dışarıda yediklerimizden lezzeti farklı oluyor. Ama bu bildiğiniz bir ekmek hamuru gibi ya da işte Ramazanlarda yaptığımız pide hamuru gibi olacak. Hamur yoğurdukça da zaten hamurunuzun toparlandığını elinizin altında çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Ama sert bir hamur da olmayacak, tam bir ekmek hamuru kıvamında. Şimdi artık bunu yaklaşık 1,5-2 saat kadar dinlendirmeye bırakabiliriz. Daha sonra yapacağız. Biz bu arada içini hazırlayacağız. Hamurumuzu koyacağımız kabımızın içine şöyle çok hafif unu serpiyoruz. Daha sonra hazırladığımız hamuru içine yerleştiriyoruz ve üzerini bir streç filmle kapatıyoruz ve 1-1,5 kadar saat kadar dinlendireceğiz. Dilerseniz bir örtüyle de sarabilirsiniz. Evet, artık dinlenmeye bırakabiliriz. Evet, pidemizin hamuru mayalanırken biz bu arada iç malzememizi hazırlayabiliriz. Bunun için yarım kilo kadar orta yağlı bir kıyma kullanacağız. İçine 4 adet domates doğrayacağız küçük küçük. Domatesleri doğrama işlemimiz bitti. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. 4 adet yeşil biber kullanacağız. Biberlerden sonra 4 diş sarımsaklarımızı doğrayacağız. Son olarak bir adet de orta boy soğan doğrayacağız. Evet, sıra geldi baharatlarımıza. Şimdi bir çay kaşığı toz tatlı biber ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Her zaman dediğim gibi tuz damak zevkinize göre daha az ya da daha çok ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini bir güzel birbiriyle özleştiriyoruz. Son olarak da yarım çay bardağından biraz fazla su ekliyoruz yavaş yavaş. Aynı lahmacun içi gibi böyle birazcık cıvık cıvık olması gerekiyor. O yüzden su eklememiz gerekiyor. Evet, yoğurmamız bitti. Şimdi hamurumuzun mayalanmadığına bakıp başlayabiliriz. Evet, pidemizin hamuru çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi içinden çıkartıp, evet, şimdi şöyle bir havasını alacağız. Daha sonra tezgahta tekrar bir yoğuracağız. Mutlaka böyle kabartma yaptıktan sonra tezgahta yoğurun ki o maya tadı kalmasın. Eğer yoğurmayıp direkt böyle yapıp da bezelere ayırıp açarsanız içinde bir maya kokusu kalır. Birazcık un serpip o mayayı, kokusunu çıkartacağız biraz yoğurarak.
Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Bu olduğu anlamına geliyor. Şimdi fırınınızın boyutuna göre istediğiniz kadar parçaya ayırabilirsiniz. Ben tahmini 8 parçaya ayıracağım. Bezeleri ayırdınız. Hamurlarınızın üstü mutlaka örtün ki kurumasın. Şimdi ilk bezemizle başlayacağız yapmaya. Şimdi tezgahımızın üstüne şöyle hafif bir un alıyoruz. Yapışan bir hamur olduğu için, yapışmaması için. Şöyle ileri doğru açıyoruz. Evet, hamurumuzu açtık. Şimdi tepsimizi alabiliriz. İç harcını kesinlikle burada koymuyoruz çünkü dağılır. Şimdi ikinci bezemizi açmaya geçebiliriz. Bu bezeyi de açtıktan sonra iç harcını yerleştireceğiz. Merdane ile daha rahat oluyor ama siz oklavayla açmak isterseniz tabii ki oklavayla da açabilirsiniz. Sadece yapışmaması için mutlaka unlayın. Çünkü dediğim gibi ekmek hamuru gibi bir hamur olduğu için çok yapışıyor. Evet, şimdi iç harcımızı yerleştirebiliriz. Şöyle göz kararı elinizde alıp kenarlara çok gelmeden aşağıya doğru yavaş yavaş dağıtabilirsiniz. Evde yaptığımız için tabii dışarıda yediklerimize göre içi daha bol malzemeli olacak. Şimdi şu aynı şekilde şu köşeleri şöyle birleştiriyoruz. Zaten hamurumuz yumuşak olduğu için kolay birleşecek. Şimdi içini koyduktan sonra şöyle hafiften çektirin mutlaka. Çünkü hamur beklerken toplanıyor ister istemez. İkinci pidemiz için de aynı işlemi uygulayacağız. Evet, pidelerimiz hazır. 230-220 en yüksek dereceniz neyse fırınınızda o derecede önceden ısıtıp fansız bir şekilde alt üst ayarda üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Ama kesinlikle yumurta sürmüyoruz. Evet, ilk yaptıklarımız fırında pişerken hemen arkadan diğerlerini açmayın. Beklerken de mayalanır. Çıkmaya yakın açın. Evet, pidelerimiz çıkar çıkmaz şöyle erittiğimiz tereyağımızı kenarlarına güzelce sürüyoruz. Parıl parıl parlıyor tabi. Çok da güzel gözüküyor. Tereyağı birazcık yumuşamasına sebep olacak. Hem de lezzetini arttıracak. Ben size şöyle altını da göstermek istiyorum. Nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Umarım sizinkiler de böyle olur. Şimdi ben şöyle bir borcamın içine alacağım. Diğerleri pişene kadar beklemesi için. Evet, pidelerimizin hepsi pişti. Ben size şimdi içinde göstermek, kesmelerini de göstermek istiyorum. Ayrıca aynı bir odun ateşinde pişmiş gibi oldular. Umarım siz de yaptığınızda memnun kalırsınız. Bakın ne kadar ince. Zaten böyle ince olursa lezzetli olur. Kenarları da hafif sert ama yağ sürdüğümüz için yumuşak ve lezzetli. Keşke deneme şansınız olsaydı. YouTube'da böyle bir özellik olsaydı. Koku yağ almak ya da denemek gibi.
Tekrar afiyet olsun. Ocağı çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ocağı Çıkınlık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli yaprak sarması yapacağız. Özel bir sos hazırlayacağız üzeri için. Ben size geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimler açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, yapraklarımızı sarmaya başlamadan önce eğer salamura yaprak kullanacaksanız tuz oranına mutlaka bakın. İster kendiniz kurumuş olun, ister hazır alın. Eğer tuzlu gelirse şöyle bir suyu kaynatıp içine birkaç damla limon ekleyin ve biraz fazla tuzunun gitmesini sağlayın bu yöntemle. Ben şimdi kaynattığım suyun altını kapatacağım, artık çok fazla kaynamasına gerek yok. Şöyle yapraklarımı koyacağım ki tuzu çıksın. Evet, bir iki dakika durması yeterli. Ondan sonra süzmeye alabiliriz. Evet, yapraklarımızın tuzunu aldık. Şimdi iç malzememizi hazırlayabiliriz. Yarım kilo orta yağlı kıyma, 2 adet doğramış olduğumuz soğanımız, 2 su bardağı da yıkamış olduğumuz pirinçlerimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz tatlı biber, 1 tatlı kaşığına yakın sumak, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı. Yapraklarınızın tuz oranına göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Ama dolu dolu bir tatlı kaşığı değil. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası. Şimdi hepsini bir güzel birbirleriyle özleştirene kadar yoğuracağız. Tereyağı yerine yarım çay bardağı sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ama tereyağı ayrı bir lezzet veriyor. Mümkünse tereyağı kullanın. Evet, iç harcımız da hazır. Artık sarmaya başlayabiliriz. Evet, şimdi yaprağımızın ters tarafını, yani parlak olmayan tarafını tabağımızın üstüne alıyoruz. Şöyle bir güzel pirinçlerimizi yaydırdıktan sonra sarmaya başlıyoruz. İki şekilde sarma göstereceğim. Bir böyle normal, bir de değişik bir tarzda, pratik bir tarzda. Bunu ilk defa saracak olanlar için biraz detaylı gösterelim istedik. Etli yaprak sarmasının içi öyle az olmaz, çok fazla. Tabii ki çok dolu da olmayacak. Ama öyle kalem gibi saracağım diye içi boş bırakmayın. İlk yaprağı şöyle kapatıyoruz, şu şekilde. Daha sonra ikinci yaprağını kapatıyoruz. Daha sonra şu yan kulakçığı ve diğer yan kulakçığı içe doğru kapatıp yavaşça toparlayarak sarmaya devam ediyoruz.
Şimdi klasik sarma yöntemini gösterdim. Bir de böyle işte herhangi bir kalın buzdolabı poşeti de olur bu kilitli olanlardan ya da kullandığınız pirincin poşeti ya da makarnanın poşeti de olabilir. Güzelce temizledikten sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi şu yakasıyla şu yakasını diğer sarma işlemindeki gibi kapatıyoruz. Şu kenarlarını da kapatıyoruz. Evet, son yaprağımızı sarıyoruz. Fikrimi soracak olursanız ikinci gösterdiğim yöntemle hem daha sıkı hem daha çabuk sararsınız. Hani bütün işlemi zaten elimizde yapıyormuş gibi gözükse de bu yöntemle birazcık daha seri oluyor ve daha sıkı oluyor. Evet, sarmalarımızı sardık. Şimdi sıra geldi özel sosuna. Bu özel sosa ben anne sosu diyorum. Çünkü bu sosu ben annemden öğrendim. Muhteşem bir sos, mutlaka deneyin. Tenceremize 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldık. 5-6 diş de sarımsak ekliyoruz. Sarımsağın adetine, boyutuna göre karar verin. Birazcık kavuracağız. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, sarımsaklarımızın kokusu yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi birazcık domates salçası ekleyeceğiz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yeterli. Salçamızın ilk kokusu çıktıktan sonra bir adet sıktığım limonun suyunu ekleyeceğim. Limonunuz küçükse 1,5 da sıkabilirsiniz. Ama büyükse 1 adet limon yeterli. Evet, şimdi 1 adet limon suyu ekliyoruz. Ben sosa tuz kullanmayacağım çünkü yapraklarım yeterince tuzlu. Tuz oranını arttırmak istemiyorum ama yapraklarınız tuzsuzsa sosunuza yeteri kadar tuz koyabilirsiniz. Şimdi 5 bardağa yakın su ekleyeceğiz. Sosumuz bu şekilde birazcık kaynayacak. Daha sonra yapraklarımızın üstüne ekleyeceğiz. Evet, sosumuz oldu. Şimdi altını kapatıp yapraklarımızın üstüne gezdirebiliriz. Şimdi sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Sosunu üzerine gezdirdikten sonra tabağı üzerine kapak gibi kullanabilirsiniz. Bu yapraklarımızın dağılmamasını sağlayacak. Yaprak sarmasını pişirirken harlı ateşte değil, kısık mum ışığı vaziyetinde pişirirseniz daha lezzetli olur. O yüzden ben şimdi küçük ocağı alacağım. Ortalama yarım saat, 5 dakikada pişmiş olacak. Evet, yapraklarımız pişti. Servise hazır. İsterseniz böyle de tüketebilirsiniz. İsterseniz üstüne yoğurt gezdirip.
Ocağı çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Öncelikle canım anneme çok teşekkür ediyorum bana bu sosu öğrettiği için. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.